İbo. Hadi ablacığım ya. İbo'ma bak, çok seversin makarnayı sen. Vallahi hayatta bırakmam Erdoğan abi. Yok kızım, bana koma. Zaten canım burnumda. Fabrikada işler pek bir karışık. Ben oğlanı alayım, eve gideyim en iyisi. Ha? Aa, ne olmuş ki fabrikada? Sorma kızım. Hikmet Kazan denen adam satmış fabrikayı. Bu yeni gelen mende burada bütün eski işçileri kapının önüne koyacakmış. Anlayacağım, biz hepimiz işsiz kalacağız yani. Ha? Ne oluyor ya memlekette? Bu ne böyle? Milli Güvenlik Konseyi toplantısı ardından ortaya çıkan devlet krizinin şok dalgaları bugün de devam etti. Başbakan Bülent Ecevit başkanlığında yapılan ve 13 saat süren ekonomik zirve toplantısının ardından dalgalı kur politikasına geçildiği açıklaması yapıldı. Merkez Bankası dolar kurunun yaklaşık %40 oranında devalüe edildiğini açıkladı. Olacağı buydu sonunda. Olacağı buydu işte. Ne? Ne olmuş devlete, ne olmuş? Ne olacak kızım? Reisi Cumhurbaşkanı'nın kafasına anayasayı fırlatmış. Nasıl ya? Olur mu ki o şey Erdoğan abi? Olur kızım, olur. Bu memlekette her bir şey olur. Bak bakalım şimdi pahalılık nasıl olacak. Ya toptan öldürsünler fakir fukarayı, biz de rahat edelim sonunda. Daha ne kadar öleceğiz Erdoğan be? Daha ne kadar öleceğiz? Recep gitti. Bunun anası gitti. Kız işsiz, oğlan işsiz. Seni de iki gün sonra koyuverecekler kapının önüne. Daha ne kadar öleceğiz be? Kızım ne oldu senin işine? Abim göndermiyor artık Erdoğan abi. Ne güzel işim vardı ya. Ondan da öldüm işte. Aa, biri geldi. Recep mi? Çok hasta. Kasabaya getirdim, hastaneye yatırdım. Oğlunu görmek istiyor. Ölsün. Öyle deme ablacığım, ama öyle deme. Ben hastaneye yanına gidiyorum. Durum çok kötü. Gelecektik ama çok ağladı bu. Sabah zor ikna ettim okula gelmeden evvel. İbo, oğlum gel buraya anneciğim. Oğlum gel ne olur, bir sarılayım, bir koklayayım seni annem. Tamam canım benim, tamam sonra sarılırsın, sonra sarılırsın. İbo bak yavrum, annen seni özlemekten hasta oldu. Bir sarılsın. Tamam, tamam yavrum, tamam. Sen şimdi okuluna git güzel güzel, tamam mı bir tane? Hadi, hadi yavrum. Sen okuluna git. Mide kanaması geçirdi. Yıldı kaldı. Tutturdu, yastığına gideceğim, oğlum göreceğim diye. Sonra işte yolda tekrar fenalaştı. Buraya getirdik, yatırdık. Burada tedavi olması gerekiyormuş. Tedavisi yani ağırmış bu, öyle de. Tamam, iyi. Bakılır.
Ne gerekirse yapılır. Yalnız Erdoğan, stres ve üzüntü kesinlikle yasak dedi doktor. Yani tekrar mide sıkanabilirmiş. Şimdi sen önce iyi ol. Her şeyin başı sağlık, değil mi? Erdoğan. Olur beni affet. Beni bozsuz yaşayama. Tamam, biz gece gene geliriz, tamam mı? Yani çocuğu ikna edebilirsem, gönlü olursa. Hastanede başını bekleyecek Zahir. Kadın da çok hastaysa Erdoğan da eve almaz şimdi vallahi. E biz alırız bir eve anne. Ha? Bakarız burada karıya. Aman şeytan görsün yüzünü. Abuk sabuk konuşma, gebersin o. Al şu parayı. Git azıcık domates al, peynir al, ekmek al. Ufak da bir rakı al, evde bulunsun. Hadi bakayım. İnsaf be anne, insaf yani. Hadi sen söylediğimi yap. Ne oluyor be? Sabah sabah gitmediniz. Abi, babam geldi dün. Ne diyorsun kızım sen? Ya şey diyor, karıyı hastaneye kaldırmışlar da onu diyor. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.